Düşünmek Lazım programının bu yılki ilk e, söyleşisini Ahmet Arslan Hoca ile yapacağız. Profesör Doktor Ahmet Arslan Bir Ömür Düşünmek adlı biyografi kitabı. E, editörleri Devrim Özkan ve Buğra Kalkan. Bu kitap üzerine ve bu kitaptan yola çıkarak e, felsefe üzerine, hayat üzerine hocanın görüşlerini almaya gayret edeceğiz. Hocam şimdi e, tabii siz bizi buraya çağırırken bir de yani şey yaparken, e, randevu isterken sizden. Çekim yeri olarak ev demiştik. Siz dediniz ki e, erkeğin kalesi evidir. E, bizi kalenize e, çağırdığınız için, davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz bir kere en başta. E, ikincisi hemen e, kitaptan söz etmeye başlarsak sizin e, neredeyse doğumunuzdan başlıyor Urfa hayatınızdan. Ve e, sanırım 3 bölüm, 3 esas bölüm üzerinden biri Urfa... Biri Ankara ve biri de İzmir'de felsefe bölümünü kurup başına geçişiniz de geçer. O zaman ilk olarak ilk dünyanın sizin Urfa olduğuna göre orayla başlayabiliriz. Kitapta ilk başta hemen gözüme çarpan şuydu. ...bizim evde belli bir yaşa kadar etrafta herhangi bir yazı malzemesi veya ürünü gördüğümü hatırlamıyorum diyorsunuz. Bu çok benim de ilgini çekti. Buradan çıkıp felsefeci olmak nasıl bir şey? Yani bir böyle bir başlayalım. E şimdi buradan çıkıp felsefeci olmak iyi bir şey. Kesinlikle. E, Felsefe özellikle yazının en hı hı. mükemmel bir biçimde gerçekleştiği ve işlevini yerini bulduğu bir alan. hemen Hemencik söyleyelim. Hani biraz önce de konuşuyorduk. Hani modern dünya yazının yerine yavaş yavaş resmi geçiriyor. E düşünme yerine de muhtemelen çağrışım yapmayı geçirecek. Çağrışımlarla zaten. Evet, evet. Yani geçirecek. E ben memnunum. Yani benim bir yazı açlığım, hı hı. yazı ihtiyacım olduğu kesin. Hı hı. Ve benim hayatımın zaten en önemli mutluluğu en önemli mutluluğu yazıyla yaşadığım hayattır açıkça söyleyeyim. Çok güzel. O zaman babanızdan söz edelim hemen. Evet. Şöyle diyorsunuz. E, bence aslında birçok insan gibi babamın da aslında memnun olup olunmak gibi bir kavram ve kaygısı yoktu diyorsunuz Urfa'daki evet. hayat için. Aynen öyle diyorum evet. Bu Hı -hı. epey e, tartışma getirir bir cümle oldu gibi geldi arkadaşlara en azından evet. röportaj yapanlara. Hı -hı. Yani insan nasıl memnun olup olmadığını bilmez veya nasıl memnun olmamayla ilgili bir kaygısı olmaz. E olur. Yani beklentilerimize Hı. göre değişen bir şeydir bu. Ne bekliyoruz hayattan? Yani memnuniyet kavramı da öğrenilen bir şey. Mutluluk kavramı da öğrenilen bir şey. Ya yani babanız manavlık yapıyordu bildiğim kadarıyla evet. ve o hayatın içinde ondan memnundu. Bir evet. herhangi başka bir beklentisi yani yoktu belki Yani onu ifade ondan etmek mı? için bir kelime aradığını veya onu ifade etme ihtiyacı duyduğunu da hissetmiyorum. Babam için hayat veriydi. İçinde kendisini bulmuştu. Bulmaya devam etti ve orada işini yaptı. toplumun kendisinden istediği şeyleri yaptı. ve öldü. Evet. Yani hiçbir kendisine şöyle bir soru sormadı babam. Tahmin etmiyorum. Ben mutlu muyum? Mutsuz muyum? Mutluluk nedir? İnsan neyle mutlu olur? Ama bu sorular daha ileri bir safhanın sorularıdır, değil mi? Zaten siz bir de ileride bu, e, belki soracağım ama burada hemen aklıma geldi o zaman onu ekleyelim. Ölüm üzerine söylerken de Müslümanlığın sorunu yok ettiğini. <laughs> e, dolayısıyla böyle bir sorunu e, sorun olmayınca da ortada şey yok. Ee, bu bunu düşünmeye de gerek yok gibi bir şey çıkıyor Şimdi bunu, diyordunuz. Tabi, Müslümanlıkla e, illa bağlamak zorunda değiliz. Hı hı. Yani tabii ölüm meselesi daha başka bir mesele. Mutluluk başka bir mesele. Hı hı. Yani çünkü ölüm e, insanların etkilendikleri bir şey. Hangi dönemde, hangi evet. düzende olursa olsun senin de kitabında yazdığın gibi ölüm üzerine. Evet. insanlar çok erkenden, yani yaşadıklarının farkında ve yaşadıklarının öneminin üzerinde düşünme ihtiyacı duymayabilirler ama Ölüm başka bir şey. Hmm. Dolayısıyla orada başka bir olay var. Başka yani şey. Orada ölüm hmm. evet başka bir olay var. Ama ben şunu demeye çalışıyorum. Çok basit bir şey söylemeye çalışıyorum. Ee, yaşamak başka bir şeydir. Yaşamanın bilinci başka bir şeydir. Yaşamakla ilgili soruların sorulması için bilinçle ilgili bir noktaya gelmiş olmamız lazım. Evet benim babam da veya Geleneksel bir toplumda böyle sorular, böyle bir bilinç, böyle bir ihtiyaç mevcut değildir. İnsanlar, çok basit olarak söylüyorum, doğarlar, yaşarlar ve ölürler. O kadar. O kadar. Ha bu iyi bir şey midir? Ama bu hayata bir kayıtsızlık değil herhalde. Yani hayata karşı kayıtsız değiller. Şimdi, e, hayır hayata karşı kayıtsız değiller. Hiç kimse hayata karşı kayıtsız olmaz da... Ama bu hayatı düşünmek, hayatı sorgulamak, hayat Hı -hı. üzerinde kendi kendine sorular sormak, tekrar ediyorum. Niçin yaşıyorum? Yaşamamın anlamı var mı, yok mu? Hı -hı. Mutlu muyum, mutsuz muyum? Niye mutlu değilim? Bir sorular sormak anlamına da gelmiyor. Gelmiyor. E zaten bu soruları sorsak felsefeci oluruz herhalde, Güzel. değil mi yani? Evet. Yani bu soruları sormak değil de belki bu soruları daha ileri düzeyde daha hı hı. keskin, daha bilinçli olarak sormak, felsefeci olmak ama işte felsefenin ortamı, muhiti de zaten bu noktaya gelmekten ibaret. Evet. Bilmem ne demek istedim. Yani bir toplumun bu noktaya gelmesi demek artık o soruları sormak ihtiyacını duyması demek artık felsefe yapmaya deyim yerindeyse bir ön hazırlık demektir. <laughs> Belki bu e, yani Yunan'dan başlayan bir süreç Z dünyada da baktığımızda ki zaten daha ileriki safhalarda belki soracağım bununla ilgili. hayatta e, bir yani felsefe Aha. Yunan'da başlamıştır. Yunan'da başladı. Daha öncesinde. E, yok. Yani... yani e, ilk yazılı belgelere baktığımız zaten Sümer, Asur, Me Mezopotamya metinlerinde felsefeyle ilgili pek şey, bir şey görmüyoruz. Da, ben daha da basit bir şey söyleyeyim sana. Aha. Yani benim görüşüme göre felsefe Yunan'da başladığı gibi şu anda da sadece batı dünyasında vardır. Yani bu şeyle ilgili değil. Bu başlangıç meselesi falan filan değil. Yani iki türlü toplumlar var. Yani felsefesi olan, felsefeye ihtiyaç duyan toplumlar var. Bir de felsefesi olmayan, felsefeye ihtiyaç duymayan toplumlar var. İstiyorsanız felsefi olmayan toplumlar var. Bu toplumların efendim, ileri toplumlar olmadıkları, gelişmedikleri bilim alanında, sanat alanında, siyaset alanında, devlet alanında... Kabiliyetli başa baş olmadık anlamına gelmiyor. Kendisi. Sadece felsefeye ihtiyaç duymadıkları anlamına geliyor. Evet. Yani sadece geçmiş için söz konusu değil. Şimdi de öyle. Yani şöyle diyoruz. Amazon yerlisi veya Java adasında, yaşayan bir topluluk. Ya bir toplu oraya kadar götürüm ya Ya da Neolitik topluluğu. Ya ben mesela Japonları da kastediyorum. Jap tamam onu anladım. Ben Çinlileri de <laughs> kastediyorum. Bizi de kastediyorum. Tabii. Yani Japonların felsefesi yoktur felsefecisi de yok zaten. Japonların yani. felsefecisi de yoktur. Ama Japonların teknolojisi mükemmeldir. Japonların bilimle çok ilerlemeleri vardır vesaire. Ama Japon felsefe aracılığıyla dünyaya bakmamaktadır. Hmm. Yani toplumlar din aracılığıyla bakarlar, gelenek aracılığıyla bakarlar, sanat aracılığıyla bakarlar, edebiyat aracılığıyla bakarlar. Bir de felsefe aracılığıyla bakarlar. Ama Japonlar felsefeye ihtiyaç duymuyorlar. Biz zaten duymamışız. Ve bizim hiçbir zaman duyacağımıza zannetmiyorum. O zaman e, atlayarak soracağım. E, Yohanna da Kuchradı İslam'da felsefe yoktur diyordu. Siz de diyorsun ki doğuda felsefe yok. E, evet. Yani Evet. evet. Yani evet. şimdi Yohanna da e, benim söylediğim anlamda mı söylüyor emin değilim. Yohanna da Kuchradı tabii biraz zannediyorum, tahmin ediyorum. Yani herhangi bir dine dayanan felsefe yoktur demeye çalışıyor. Hı. Dine dayanan. Evet, evet. İslam'ınkini? Hristiyanlığınkini... Ha zannediyorum, emin değilim. Bir şey Hı. söyleyemem. Yani hı hı. Yuhanna Kucaray için bir İslam felsefesi olmadığı gibi bir Hristiyan felsefesi de olmaz. Bu durumda. Bu Olması durumda. Evet yani. evet. Hı hı. Olmaz diye düşünüyorum. Hı hı. Şimdi e, ben tabii biraz daha geniş bir şey söylemeye çalışıyorum. Bence İslam felsefesi derken tabii İslam'a dayanan bir felsefe anlamındaysa Yuhanna gibi düşünüyorum. Hı. Olmaz. Yani olmamıştır. Fakat İslam felsefesi derken kültüre gönderme yapıyorsak... ...yani İslam denilen kültürde... Kültüre, evet. ...orta çağda işte filanca tarihte ortaya çıkan... Hı -hı. ...filanca coğrafyaya yayılan bir İslam kültüründe... ...felsefe denen bir olay olmuş mudur dersen... ...olmuştur. Ama bunun nedeni... ...İslam'ın kendisi değildir. İslam toplumunun Yunan'la temasa gelmesi sonucunda... ...Yunan bilimi, Yunan filozoflarını tanıması sonucunda... Hı -hı. ...bir takım insanların bu etkinlik tarzından hoşlanmaları bu şekilde onlar gibi yapmaya çalışmaları yani Aristoteles'i Platon'u tanımaları onların problemlerinden haberdar olmaları ve onların problemlerini onlar gibi düşünmeye Sen devam etmene neyle gelir? gerekir. Tabii tabii, tabii tabii gayet tabii. tabii, tabii. E, dolayısıyla tabii, evet. Öyle yani mesela İbn Rüşd, Gazali, İbn Haldun bunlar varken Hı. felsefe yoktur diyor muyuz o zaman hayır, yani hayır. bir yerde kesinlikle. Ama işte gene ha. şeyi kaçırmıyorum gözden. Bunlar varken felsefe yoktu. Bunun nedeni bunların beslenmiş olduğu kaynağın yani Yunan felsefesinin, Yunan filozofların eserlerinin bunlar tarafından bilinmesi, sevilmesi, taklit edilmesi, içselleştirilmesi, benimsenmesi ve geliştirilmesine ben imar etti? Dünyalarını uyarlamaya çalışmaları, kendi kültürünü bu şekilde yorumlamaya çalışmaları. Çok güzel. Ha -ha. Aynen öyle. Onu da yapmaya çalışmışlardır ama başarılı olmadıkları ortaya çıkmıştır. Yani kültür onu yabancı bir madde olarak kabul etmiştir. Onu yok dedi. Evet. Yani, ur gibi bir şey olarak. Evet. o kadar o kadarını <laughs> söyleyemem yani... tabii. Yani felsefenin o kadar bir kötü yönde değerlendirildi söyleyemem ama yabancı olduğu anlaşılmıştır ki yaşamamıştır. Yani devam etmemiştir. Evet. Ama bu gene de o gelen etkinin Yunan'dan veya İtıca'dan gelen etkinin doğrudan e, saf felsefe anlamında veya yönünde olmayıp da hani biraz tasavvufta, biraz edebiyatta, biraz farklı alanlarda da etkilerini göstermemesi anlamına gelmiyor. Hmm. Zaten tasavvuf var. Evet. Ee, bir de kelam var. Evet, o da ha. var. Şimdi bunların içerisinde tabii e, kelam işte tam Yuanlı Hanım'ın itiraz hmm. ettiği hatta haklı olarak itiraz ettiği şekilde İslam dininin doğmalarını yani inanç unsurlarını akılsa olarak savunmak veya temellendirmek anlamına geliyor. E Burada da fazla başarı gösterilmemiştir ki daha sonra onun da bir devamı gelmemiştir. Yani şöyle bir karşılaşma yapayım tabi batıda da kelamın karşılığı olan şey teolojidir. Yani din felsefesi veya ilahiyat daha doğrusu. E şimdi bir batıda ilahiyat daha felsefi nitelikte, daha uzun ömürlü, daha büyük bir faaliyettir. Ve İslam dünyasında kısa bir süre ortaya çıkıp geliştikten sonra bir geleceği olmamıştır. Yani hı. ilahiyat sevilen bir şey değildir. Ama hocam diyeceksin şu anda bak sabahtan aşağı ilahiyat fakülteleri açılıyor. Heh. Ama o açılan fakülteler ilahiyat fakültesi değildir. Onlar ne fakültesi hocam? <laughs> Onlar fıkıh fakültesidir, tefsir fakültesidir, Arap fakültesidir. Ama ilahiyat değildir. İlahiyat değil. Yani ilahiyatin içinde logos vardır. O hmm. onların içinde logos yoktur onların içerisinde. Tabii. Yani. Bilgi anlamında. E, biliyorsunuz bunu. Hayır. Yani logosu. Hmm. Felsefenin ve aklın dini konulara da uygulanması, uygulanması. tatbik edilmesi. E ama iman diyoruz e, yani, din deyince iman yani inanç anlamında imanı kullandığımızda evet. onun akılla veya bilgiyle bir alakası yok diye söylüyoruz. Şimdi onu bir söylemiyoruz yani. yani onu söyleyenler var, söylemeyenler var. Şimdi o bir o başka bir mesele. Ben iman demedim. İman unsurları dedim. Yani var. inanılması gereken akideler, evet. Eski derimle kelam, hı hı. akidelerle iman unsurlarıyla iman edilmesi gereken unsurlarla ilgilenir. Yani bu şu demektir. Mesela Tanrı vardır cümlesi. Hı hı. Şimdi Tanrı vardır cümlesi bir iddiadır. E bu iddia tabii neyin iddiasıdır? Bir, Yunan felsefesinde de bir iddiadır bu. Bir filozofun iddiasıdır. Hı hı. Ama İslam söz konusu olduğu zaman filozofun iddiası değildir. Peygamberin iddiasıdır veya kutsal hı. kitabın Kur'an'ın iddiasıdır. Şimdi bu tanrı vardır cümlesi veya gelecek hayat vardır. Hı. Veya işte e, yargı günü, mahşer günü vardır. Veya gelecek hayatta bu dünyada yapmış olduğumuz şeylerin ceza ve mükafatını göreceğimiz bir sınav söz konusu hı. dediğimiz zaman şimdi bu cümlelerin kendileri üzerinde, işte felsefi, akli hı hı. nitelikte düşünmeler, savunmalar, temellendirmeler, derinleştirmeler yapabilirsek buna ilahiyat denir. İlahiyat budur. İlahi konularla ilgili felsefi, akılsal çalışmalar. Anladım. O zaman. Şimdi pardon. Cümlen bitireyim. Tamam. Şimdi bizim ilahiyat fakültelerimiz ilahi konularla ilgili bilimsel, akılsal, felsefi, entelektüel çalışmalar değil ki. Bizim oradaki şeyler fıkıh, İslam fıkıhı, İslam tefsiri, Kur'an tefsiri, işte kıraat, okuma ama buna ilahiyat ile bilgisi yok. Demek istediğim bu. Hmm. Onun için haklılar. Tamam. Onun adı da onlar da İslami ilimler deniyor. İslami ilimler. Ama İslami ilimler ilahiyat değil. Değil. Mesela adları yani İslami İlimler evet. Fakültesi demek daha Hayır, de bence adları. de İslami İlimler Fakültesi demek. Tabi orada evet. İslami ilimlerin yanındaki o ilimler kelimesinin bir anlamı var mıdır yok mudur? O başka evet. mesele.